Şehrimizde daha önce şehrin içerisinde geçen bir İpek yolumuz vardı. Tek geçiş ve alternatif olmayan bir geçişimizdi. Ama yaklaşık 3 yıl yapımı süren çevre yolu projemiz vardı. 11.2 kilometreydi. Bunun 8 kilometresi tünellerle, diğer kalan 3.2 kilometresi de viyadükler şeklinde oluştu. Tabii biz bu çevre yolunun şehre faydası olması açısından her zaman proje ekibiyle çalışma yaptık. Şehrimizin bir batıdan bir de doğudan giren giriş ve çıkışları vardı. Ama biz bunu proje ekibiyle, buradaki firma, yüklenici firma yetkilileriyle beraber çalışma yaptık. Bu çalışmada 3 tane daha kavşak ilave ettirdik. Gümüşhane'den istediğiniz her noktada çevre yoluna çıkabiliyorsunuz. Çevre yolundan da her noktada şehre inebiliyorsunuz. Şehre büyük katma değer sağladı ve bundan sonraki süreçte de alternatif bir yolumuz oldu. 1980'li yıllarda Turgut Özal döneminde modern Türkiye görüntülerinde paylaşılırdı böyle viyadüklü görüntüler. Bunlar bizim için tamamıyla Avrupa'da görebileceğimiz, Avrupa'da yaşanabilecek görüntüleri içeren kavşaklar, viyadüklerdi. Yani şehrimizde görmek Türkiye'nin ne kadar ileri gelişmiş bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Şehrimizdeki trafiğin bir büyük kısmını kaldırdı. Vallahi çok güzel bir şey olmuş yani. Gerçekten Gümüşhane'ye lazım olan bir şeydi. Yapanlara çok teşekkür ediyorum. Yani Gümüşhane'den trafiği de olsun biz de rahatladık. Gümüşhane de rahatladı. Çok güzel bir yatırım olmuş.